Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yine sizlerle birlikte çok güzel bir resim yapmak için buradayız. Gördüğünüz gibi çay tabağı ve çay bardağıyla bugün farklı bir resim yapacağız. Tabii sürpriz yapmak isterdim ama videonun başlangıcında zaten ne yapacağımızı gördünüz. Evet, doğru bildiniz. Nasrettin Hoca'yı bu çay tabağı ve çay bardağıyla çizeceğim. İlk yuvarlağımı ortaya tam yuvarlak şekliyle çizdim. Sonra çay tabağımı yukarı, sol çapraz yukarıya doğru kaydırarak 3'te 2 oranında çay tabağının dış şeklini belirledim. Şimdi çay bardağıyla Nasrettin Hoca'nın yüz kısmını hemen hemen yarı yarıya, belki biraz daha fazla çiziyorum. Ardından bardağımı kenara kaldırmadan devam ediyorum. Evet, Nasrettin Hoca'nın sarık kısmı çay tabağıyla çizdiğim yerde. Evet, şapkası da, sarığın içindeki fesi, o kısımda çay bardağıyla çizilmiş oldu. Kenara bıraktım ama onunla işimiz bitmedi. Bakın şimdi gövde kısmını çay bardağıyla çizeceğiz. Doğru ayarlamak önemli. Evet, gövdenin oranını hemen hemen yarı yarıya yine yukarıdaki gibi çizdim. Şu haliyle ard arda dizilmiş farklı ebatlarda yuvarlaklar gibi görünüyor ama zaten şeyin esprisi de bu. Bu yöntemin esprisi de bu. İki tane yuvarlak nesneyle bir detaylı, çok detaylı bir çizim elde edebilmek. Herkesin yapabileceği gayet pratik bir resim oluyor. Evet, gözleri ve burnu ve kulakları, diğer detayları da el yordamıyla yapabileceğiniz basit şekiller. Evet, hafif gülümseyen bir ağız. Ardından kulakları çizelim. Yine yarım ovaller, içerisine basit iki çizgiyle Y harfine de benziyor. Kulak iç yapısına benzer çizgiler. Şimdi sarığının o sargı şeklini, o döngüsünü çizmek için de tabağımı kullanıyorum. Tabağı dikkat edin, kaydırarak. Sadece kaydırın. Evet, aradaki döngü oluşsun. Evet, kaydır. Son kez yapacağım ve sarığı bitiriyorum. Evet, gayet iyi gidiyor. Diğer detayları da birlikte yapalım. Dediğim gibi el yordamıyla yapabileceğiniz detaylar kaldı zaten geriye. Kaşlarını çizdik, göz bebeklerini yeri gelmişken boyayalım. Ufak küçük parlamalar bırakıyorum. Onun içinde boşluklar bırakmanız lazım. İsterseniz küçük daireler çizip etrafını siyah keçeli boyayla boyayabilirsiniz. Tabii farklı boya teknikleri de kullanabilirsiniz. Ama keçeli boyayla gayet pratik bir boyama elde edebiliyoruz. Evet, gözleri tamamladık. Kıyafet detaylarına geçelim. Bakın, çizdiğim yuvarlağı alt kısımdan kesiyorum. 4'te 1 oranında. Oraya pantolon kısmı gelecek, yani göbek kısmı. Üst tarafa da yelek detaylarını çiziyorum, sağa ve sola yarım daireler ve sonra ortaya iki çapraz çizgiyle yeleğinin yakalarını çizmiş oldum. Bacaklar, küçük sempatik bacaklar, bu koca Nasrettin Hoca'yı taşıyan minicik ayaklar, bacaklar diyelim. Evet, çok basit bir şekilde çizebilirsiniz. Kollar, kolları çizelim. Kollar iki yana açık. Dediğim gibi gayet basitleştirerek çizmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin yapabilmesini istediğim bir çalışma. O yüzden böyle basit yöntemler tercih ediyorum. Evet, parmakları sayın, 6 parmak olmasın. Evet, iki yana ellerini açmış, baş parmaklar yukarıda. Elleri çizdim. Hadi gelin eline tesbih çizelim. Nasrettin Hoca'nın
önemli aksesuarlarından değil mi? Tam avucunun içine 3 tane boncuk çizdikten sonra tesbih tanelerini büyüterek aşağıya doğru ve sonra dairesel hareket oluşturacak şekilde başladığım noktaya döndürüyorum ve imame dediğimiz kısım tesbihin uç kısmı ve püsküller. Burayı istediğiniz kadar abartabilirsiniz. Çizgiler, 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 çizgiler. Birbirine devam eden, takip eden çizgiler. Evet, kıyafette düğme detayları. Ne kadar çok detay çizersek o kadar daha sevimli olacaktır, daha güzel olacaktır resmimiz. Evet, burası çok önemli arkadaşlar. Sakal hareketlerini tabi tabakla çizdiğimiz için dümdüz bir şey gibi oldu, yüzün bir uzantısı gibi, ama şimdi bu hareketleri, bu zikzak hareketleri ekleyerek sakal görüntüsünü elde etmiş olacağız. Evet, bembeyaz bir sakal olarak da bırakacağız tabi. Evet, bitti arkadaşlar, boyamaya geçelim artık.